Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 yıldır tekrar ediyor. Enflasyon tek haneli rakamlara inecek. Hiç durmadan aynı şeyi söylüyor. En son bayram mesajında da aynısını söyledi. Dedi ki sabredin, dayanın. Enflasyon tek haneli rakamlara inecek. Bir de sebeplerini saydı Sayın Erdoğan. Dedi ki küresel kriz var. Sanki küresel kriz bütün dünyayı es geçti, geldi Türkiye'yi vurdu. Dedi ki savaş var. Nerede var? Ukrayna'da var, Rusya'da var, Suriye'de var. E oradaki enflasyon bizden düşük. O da yetmedi. Covid dedi. Covid geçirdik. Covid'i bütün dünya geçirdi. En çok da Avrupa vuruldu ve İngiltere, şu an bulunduğumuz Londra mesela Covid'den çok etkilendi. Dedi ki inanın bana işte bunlar yüzünden bizim enflasyonumuz düşmüyor ama düşecek, ne olur sabredin dedi. Ve bizden biraz daha sabır istedi, tahammül istedi. Bakalım Erdoğan'ın dedikleri doğru mu? Yaklaşık 2 yıl önce tam bu noktadan, tam buradan size bir video yaptım. Ve o dönemde İngiltere'de, Londra'da petrolün, daha doğrusu benzinin ve mazotun fiyatlarını paylaştım. O zamanlar, yani bundan yaklaşık 2 yıl 3-4 ay önce unleaded, yani kurşunsuz benzin 155.9'du. Bugün 147.9. Yine o zaman diesel, yani mazot 158.9'du. Bugün 153.9. Yani 2 yıl içerisinde Avrupa'da, tabii Londra'dan konuşuyoruz, Londra'dan bahsediyoruz, akaryakıt fiyatları %5-%5.5 civarında düşmüş. Yani enflasyon falan yok, fiyatlar düşmüş. Sayın Erdoğan'ı doğrulamıyor. Peki Türkiye'de ne oldu? Türkiye'de daha başka bir şey oldu. Yine aynı tarihlerde Türkiye'de, bakın rakamları vereceğim size. Benzin 17.5'tu Mart 22'de. 4 Mart 2022'de benzin 17.5 liraydı. Bugün 41.24. Keza mazot 18'di. Bugün 41.63. Yani o tarihten bugüne Türkiye'de akaryakıt fiyatları %135 artmış. Avrupa'da ise %5.5 düşmüş. Şimdi diyor ki Sayın Erdoğan, küresel kriz vardı, Covid vardı, savaş vardı. Ne olur inanın bana işte bunlar yüzünden düşüremedik enflasyonu ama düşecek dedi. Ama aynı sorunlar dünyanın her yerinde var ve fiyatlar oralarda düşüyor. Bakın samimiyetimle söylüyorum. Sayın Erdoğan bu söylediklerini sivil hayatta yapmış olsaydı, bir cumhurbaşkanı kimliğiyle değil, dezenformasyon yasasına takılır, yargı önünde hesap vermek zorunda kalırdı. Çünkü bu söylenenlerin hiçbirisi doğru değil. Avrupa'da enflasyon düşerken, benzin fiyatları düşerken Türkiye'de inanılmaz artışlar söz konusu. Bunun da bir tek sebebi var. Bu ülkenin çalınıp çırpılması, kötü yönetim, berbat yönetim, beceriksiz yönetim ama en az bunlar kadar önemlisi Türkiye'deki akıl almaz boyutlara varan hırsızlık ve çeteleşme. Ama az kaldı, sabredin. Merak etmeyin, Türkiye iyi ellerde, dürüst ellerde, doğru ellerde, tecrübeli, vizyoner, düzgün insanların yönetiminde bunların hepsini halledecek. Merak etmeyin ve bütün yalanlara son verecek.